var. Para politikaları gerek Amerika'da ve gerekse Avrupa'da sıkılaştırılıyor. İhracatta sıkıntılar yaşamaya başladık diyebilirler. Diyebilirler. Ama bence iç talepte de önemli bir sıkıntı var. Çünkü iç talepteki sıkıntının da temel nedeni maliyetler çok yükseldi. Fiyatlar çok yükseldi ve insanlar alamıyor. Şimdi bakınız, enflasyon ilk yükseldiği zaman, ben bunu çeşitli programlarda anlattım. Başka iktisatçı arkadaşlarımız da anlattı. Enflasyonların bir özelliği vardır. Enflasyon ilk çıktığı zaman insanlarda şöyle bir beklenti olur. Aman ben bu kalemi alayım bir an önce, çünkü bunun fiyatı artacak. Stop. Ve nitekim gayrimenkulde ve dayanıklı tüketim mallarında büyük bir talep oldu. Ve de faizler de indi. Aman ucuz, faizler de ucuz, alayım. Aldı. Şimdi arabanızı aldınız, evinizi aldınız. Bu ila nihai değil. Yani borçlandığınız da aldınız. Hadi gel bir tane daha al. Para diyor ki, adam para yok ya diyor. Bir de fiyatı çok yükseldi. Emlak yükseldi, işte beyaz eşya yükseldi, her şey yükseldi. Ben bu fiyatlarla alamam, gelirim o çapta değil diyor. Dolayısıyla talepte de bir ne diyelim, düzeltme, aşağı doğru gidiş var iç talepte. Dış talep de daraldı. Ne olacak? Tabii büyüme doğal olarak yavaşlıyor. Şimdi şunu unutmayalım. Türkiye'de yaşanan enflasyon sadece bir talep enflasyonu değil. Çünkü ücretler zaten reel olarak aşağı gitti. Yaşanan enflasyon yanlış para politikasının getirdiği bir enflasyon. Peki böylesine yanlış para politikası izlendiği zaman, fakat ücretler yetmediği zaman ne olur? Maliyetler, mesela maliyetlere bakalım. Üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksinin epeyce üstünde. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi TÜİK daha ziyade tüketici fiyat endeksiyle oynuyor, öbürüne çok fazla dokunmuyor. Onun için burası almış makas gitmiş. Bir de ikincisi, maliyetler almış başını gitmiş. Onunla ilgili bir tedbir var mı? Yok. Türkiye'de enflasyonla ilgili hiçbir önlem yok. Dünyanın istediğiniz yerinden iktisatçıları getirin. Sadece Türkiye'deki değil. Bir tane Amerika'dan, bir tane İngiltere'den, bir tane Almanya'dan, bir tane ne bileyim başka bir ülkeden, Kore'den getirin ve deyin ki Türkiye'de enflasyonu önlemek için hangi politikalar uygulanıyor, bize tespit edin deyin. Adamın kafası karışacaktır, aylar geçecektir, hiçbir şey bulamayacaktır. Çünkü Türkiye'de enflasyonu indirmek için sadece ya zabıtaya bağırıyorlar, ya mağazaya bağırıyorlar, ya zincir marketlere bağırıyorlar. Ama kendilerine hiç bağırmıyorlar. Yani biz hiçbir şey yapmıyor muyuz diye kendilerini hiç sorgulamıyorlar. Para politikası yok. Hocam, enflasyonu düşürmek istiyorlar mı? Hayır, bence istemiyorlar. Nasıl bir faydası var? Neden istemiyorlar? Çünkü güzel bir soru. İstiyorlar mı, istemiyorlar mı diye. Şöylesine bir endişeleri var, onu söyleyeyim, inkar edemem. Bunlar enflasyonun önce çok önemsemediler. Yani 2022 başında çok önemsemediler. Fakat ne zaman ki kur aldı başını gitti, yani o dönemde önemsemiyorlardı ve diyorlardı ki ne artıyorsa işte biraz işçiye veririz, biraz memura veririz, işte herkes susar. Fakat daha sonra anketlerde hızlı bir iniş olunca, %30 ve altına inince enflasyondan ürktüler. Onun üzerine dediler ki ne yap, oradan swap bul, buradan borç bul, oradan döviz mevduatı alalım Merkez Bankası'na, döviz deposu anlamında. İşte koyalım, rezervleri tamamlayalım ve bir döviz kurunu seçimlere kadar olabildiğince tutalım. Madem bu döviz kuru enflasyonu sıçratıyor, biz döviz kurunu tutalım dediler. Nitekim tutmaya çalışıyorlar. Dikkat edin. 2022'nin de son 6 ayı öyle geçti. Evet, yani kuru korumaya çalışıyorlar. Ne yapıp bir korumaya çalışıyorlar. Bir taraftan da TÜİK'de diyorlar ki valla ne yap bu enflasyonu biz seçime girerken işte böyle %40 da veya 40'ın biraz altında çıkart. Ben de çıkayım diyeyim ki ey vatandaş, bak Bay Kemal yapamaz ama ben enflasyonu aldım, nereden nereye indirdim. Nereden nereye indirdin de nereden nereye çıkarttığını vatandaş unutmaz. O ayrı. Ama bunu söyleyecek işte. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Başka programlarda söyledim. Burada Halk TV izleyicilerinin de bilmesini istiyorum. Bu TÜİK rakamının yanlış olduğu iddiası var iktisatçılar tarafından. Vatandaşlarımızın bir kısmı bu gerçek mi değil mi? Çarşıda gerçek. Yani çarşıda gerçek ama acaba rakamda gerçek mi diye merak edebilirler. Evet. Şimdi ben size bir soru soracağım. İkiniz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız.
halkın içinde geziyorsunuz, ekonomi izliyorsunuz. Zaten ekonomiyi özellikle izleyen gazetecilersiniz. Türkiye'de kiralar son bir yılda sizce yüzde kaç arttı? Ben size söyleyeyim, %50, %100, %200. Yani nedir tahmininiz? %150. %150. Ben de %150. Öyle bir şey değil mi? Evet. Peki TÜİK'in hesapladığı rakam ne biliyor musunuz? 20 kaç? %25. Evet. Dolayısıyla gerçekte %150 ama hani bir kanun değişikliği oldu ya %25 diye. TÜİK onu %25 ile hesaplıyor. Evet. Zaten en önemli harcama kalemimiz kira %25'e düşünce enflasyon da otomatikman düşüyor. Bir ara ben merak ettim ve Halk TV'de de söylemiştim bunu. Ya dedim bunlar, yani şimdi fiyatları açıklıyorlardı. Hala açıklıyorlar. Hı hı. Sadece artık sepet ağırlıklarını 6 aydır kapattılar. Evet. Aman bakmasın bu iktisatçılar bizim ne yaman işler yaptığımızı görmesinler diye. Şimdi peynir fiyatına baktım. Beyaz peynir fiyatına. Ben beyaz peynir alıyorum. Ben bir de çarşıya kendim giden bir şey birisiyim. Sadece bugün İstinye Pazarı'na gidemedim cumartesi. Çünkü perşembe olanına gidiyorum. O biraz daha ucuz. Ben beyaz peynir fiyatını biliyorum. Baktım orada. Ya benim markette aldığım beyaz peynirle alakası olmayan bir beyaz peynir. Sonra pazarda bizim beyaz peynirci Şefi'ye söyledim. Ya dedim TÜİK'in beyaz peynir fiyatı bu. Senin sattığın fiyat da bu pazarda. O dedi ki o aldığınız beyaz peynir olmaz dedi. Onun içi kireç olur dedi. Çünkü sütün fiyatı belli dedi. Dolayısıyla TÜİK'in fiyatları yanlış ve vatandaşlarımız bilsin. Bu TÜİK meselesi son derece önemli mesele. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in kapısına gittiği zaman bazı insanlar şöyle dediler. Ya koskoca ana muhalefet partisi orada oraları kapılara dayanıyor falan. Bu nasıl iş falan. Bu çok önemli bir konuydu o TÜİK meselesi. Çok. Çünkü TÜİK enflasyonu düşük çıkarttığı zaman, kahveci biraz önce söyledi. Ne oluyor? Siz ücretlilere, asgari ücretliye, memura düşük maaş veriyorsunuz. Düşük zam veriyorsunuz. Ya bu çok ayıp bir şey. Yani insan enflasyonu düşük gösterip o zavallı zar zor geçinen emekliye az zam yapıp cebinden alıyorsunuz. Cebinden alıyorsunuz. Zaten çiftçinin cebinden alıyorsunuz. Ücretlinin de cebinden alıyorsunuz. Geriye ne kalıyor? Yoksulluk kalıyor. Ve Türkiye'de gelir dağılımı son 3-4 yılda inanılmaz ölçülerde bozuldu. İnanılmaz ölçülerde bozuldu. Kabul oraya edilemez. Geçmeden orta sınıf konusunda ne düşünüyorsunuz? Eritilmesi konusunda onu soracağım ancak merak ettiğim konu Serap Hanım sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Bu marketlerdeki fiyatların sabitlenme konusu. Bunun enflasyonu düşük gösterme amacıyla bir ilgisi var mı yani? O gıda ben nereler gıda yoksul kesimin ana harcı, ana tüketim grubu. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Buna ne kadar uyuyorlar ve hangi marketler uyuyor buna emin değiliz. Büyük marketler açıkladı. Ben kısaca söyleyeyim. Yani büyük o zincir marketler deklare ettiler biz bir ay. Yani sanmayın ki koca bir yıl falan. Ocak ayı için sabitleyeceğiz dediler. Güzel. Ocak ayının sonunda yaparlar tüm zamanı. Şeyle bunu üç harflerin dışında ilk önce üç harflerden şok Ülker grubu ilan etti. Peşinden A101 ve daha yeni BİM ilan etti. Ama Carrefour ve Migros'ta, Carrefour'sa ve Migros'ta katıldı buna. Onlar ürün adetini arttırarak indirimi bir yıla yaydılar. Çünkü zaten onlar biliyorsun sirküler yayınlıyorlardı ve indirimli fiyatlar açıklıyorlardı. Yani marketlerin böyle bir politikası vardı. Şimdi burada dondurma denilen şey yani sabitleme denilen şey bir aylık bir şey. Buradan bir enflasyon falan politikası çıkmaz bu bir. İkincisi zaten gıda fiyatlarında genel olarak bir şey var, gevşeme var yani bir yükselişte. Evet doğru. Bütün dünyada var. Bütün dünyada var. Bütün dünyada var. Evet zaten bir gevşeme var. Onun etkisiyle de bunu yapabiliyorlar. Burada en önemli şey yani şu anda bunu açar mıyız bilmiyorum ama tarım politikalarına kadar gitmek lazım. Yani bu biraz önce o sorduğum soru var ya yani hakikaten enflasyonu düşürmek istiyorlar mı? Bu siyaseten onların hanesine nereye yazılır? Yani enflasyondan kazanıyorlar mı? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Akademik çalışmalar, siyaset bilimcilerin çalışmaları
oy oranlarıyla enflasyonla işsizlik arasında mukayese yaptıkları zaman Batı için yapılıyor. Batı akademisyenleri yapıyor daha ziyade tabii. İşsizliğin oy oranlarını düşürmede daha etkili oldu.